Türkiye'yi kendi istediği çizgiye çekmekte zorlanan Amerika, Türkiye'nin taleplerini kabul etmeyi de prestij kaybı olarak görüyor. Ancak savaş uçağı konusunda orta yolu bulmak için ağzındaki baklayı çıkardı. Türkiye ile Amerika arasındaki ikili ilişkilerin turnusol kağıdı haline geldiği bir zamanda, Amerikalılar F-16 dışında Türkiye'ye vermeyi kabullendiği uçağı açıkladı. Yeni bir savunma raporuyla birlikteyiz. Amerika Birleşik Devletleri, Rus savaş uçaklarının NATO sistemleriyle uyumsuz olduğunu sürekli vurgularken, Eurofighter için bu tür bir endişe dile getirilmedi. Ancak uzmanlara göre, Amerikalıların aslında Türkiye ile orta yolu bulmak için düşündüğü uçak F-15X ve bu görüşte Amerikalı yetkililerin açıklamalarına dayanıyor. TÜRDEF, Amerika Birleşik Devletleri'nin vizyonunu ilk elden öğrenme fırsatı buldu. TÜRDEF, alternatif çözümler olarak Boeing'in F-15C veya F-15X2'nin satın alınmasından bahsettiğinde, Amerikalı kaynaklar, Türkiye'nin bu jetleri satın alması fikrine açık olduklarını belirterek, jetlerimizi Türkiye'ye satmayı çok isteriz cevabını verdiler. F-35 uçakları için türlü bahaneler öne süren, F-16 uçakları için de NATO'ya üye olacak ülkeleri gündeme getiren Amerika, F-16'dan her konuda üstün olduğu kabul edilen F-15 uçaklarının, Türkiye'ye satışına neden bu kadar istekli olduğu şimdilik bir muamma. Amerikalı kaynaklar, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerin müzakere olarak adlandırılamayacağını, ancak bu konuda görüşme olduğunu ve Amerika'nın, Türkiye ile ilişkilerde sadece ilgili yasalara göre hareket edebileceğini açıklıyor. Yani bu da demek oluyor ki Amerika ile görüşmeler son aşamaya gelene kadar olumlu seyredecek, son aşamada ise her zaman olduğu gibi şartlarını sıralayacak demektir. Öncelikle şunu belirtelim ki, Amerika Pakistan'a ambargo uyguladığı zamanlarda da, F-16 uçaklarını hangarda tutarak park ve bakım ücretlerini tahsil etmiştir. Türkiye'nin de F-35 müşterek taarruz uçağı programından çıkarılmasına rağmen, halen Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hava üslerinde depolanan 6 adet Türkiye için hazırlanan F-35 jeti bekletilmektedir. Türkiye'nin Amerika'ya yaptığı ödemenin bir yandan erimesi, diğer yandan F-16 uçaklarıyla istediğini tam alamayan Türkiye'ye zeytin dalı uzatmak ve mevcut askeri işbirliğini sürdürebilmek adına, uygun bir alternatif olarak F-15X uçaklarını öne çıkarıyor gibi görünüyor. Peki Amerika'nın vermeye istekli olduğu F-15 uçakları Türkiye'nin işini görür mü dilerseniz kısaca bir göz atalım. F-15X Advanced, Boeing tarafından geliştirilen ve F-15C ile D modellerinin yerini almak üzere tasarlanmış bir savaş uçağıdır. İlk olarak 2021 yılında hizmete giren bu model, günümüz muharebe sahasındaki tehdit anlayışları göz önünde bulundurularak üretilmiştir. F-15X, gelişmiş aviyonik sistemleri, yüksek manevra kabiliyeti ve çok çeşitli mühimmat taşıma kapasitesiyle dikkat çekmektedir. Uçak, 13.6 tonun üzerinde mühimmat taşıyabilir, bu da onu önceki modellerine göre etkili uçan bir cephanelik haline getirir. Genel olarak, F-15X, hava üstünlüğü sağlama, havadan havaya ve havadan yere görevlerde kullanmak üzere geliştirilmiş çok amaçlı bir avcı uçağıdır ve modern savaş koşullarında yüksek performans sunmaktadır. Türkiye'yi kendi istediği çizgiye çekmekte zorlanan Amerika, Türkiye'nin taleplerini kabul etmeyi de prestij kaybı olarak görüyor. Ancak savaş uçağı konusunda orta yolu bulmak için ağzındaki baklayı çıkardı. Türkiye ile Amerika arasındaki ikili ilişkilerin turnusol kağıdı haline geldiği bir zamanda, Amerikalılar F-16 dışında Türkiye'ye vermeyi kabullendiği uçağı açıkladı.